Tabağı kursaydı falan. Tabağı mı kursaydı? Evet. Hayır, elimizle kopacağız. Zaten olayı o. Gel. Ay, çatı atacak mıyız? Kader kısmet yani. Şu anda ne çekiyorum? Baktım ama. Bakacağız. Heyecanlı mısın? Evet. Hani hiç heyecanlanma var. Ve herkese yeniden merhaba. Ben Vlogtober'ın. Merhabalar. 31. ve son videosuna hoş geldiniz. Şimdi dedik ki dün aldığımız bu Dubai çikolatalarını hani deneyeceğiz demiştik ya. O yüzden şimdi dışarı çıkmadan önce annemi buraya oturttum. Dedim ki birlikte deneyelim bunu. Zaten bunu dün göstermiştim. Evren çikolata. Şöyle bir çikolata almıştık. Bunu zaten nişantaşına almıştım. Umarım netliyordur. Bundan birkaç tane aldım çok beğenince. Ve tabii ki buzukların Dubai çikolatasını denememiz lazımdı. Şöyle bir bakalım. Böyle hani bazen de şey oluyor. Böyle renkli renkli. Hmm. Böyle sanki mermer desen gibi desenler oluyor ama. Kokusu. Fena evet, değil. Çok yoğun çikolata. Kakao. Şöyle açacağız ama dökülürsün. Şöyle koyalım. Evet. Böyle bir bakacağız bakalım. Akışkanlığı nasıl? Şöyle. Yani çok akışkan değil. Değil, evet. Öncelikle bazı benim gördüklerimde şeydi böyle. Hani resmen bunun altından akıyordu. Oh. Ki dışarıda beklettim bu arada. Şey yapmamak için de. Akışkanlığı gitmesin diye. Evet, çok yoğun, nasıl yiyeceğim ben? Gel bak, cheers yapacağız öyle. Altına çikolata çok yoğun. Kalın, evet. Bu kadar kalın olmaması gerekiyordu bence. Üstteki kadar olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama fıstıklı tel kadayıf. Çikolatalı fıstıklı tel kadayıf. Tahin de bence. Az biraz. Tahin çok hissedilmiyor. Değil mi? Ben şu erimişi açalım. Melek'le. Yani bence yoğun ama. Bu böyle şey değil mi? Ağzı kamaşıyor insan. Ay, çok müthiş ya. Bu da böyle paketli olması daha güzel aslında. Çünkü bunlar mesela şimdi bayağı bir açıkta kalacak yani ne olursa olsun. Aynen. Bunun da şöyle içi. Bu da aynı koku. Bunun daha çikolata daha farklı kokuyor sanki. Hmm. Bu çok ince. Evet. Direkt kadayıf tadı geliyor. Evet. Çıtır çıtır. Çok yok. Çikolata yiyemiyorum ya. Bu daha iyi. Evet. Bunda çok fazla. Yani çikolata severler için güzel. Okey. Ama ona göre değil. Ama çok kalın altındaki çikolata. Keşke şu kadar ince olsaydı. Evet. Yani ben bence bunun olayı çikolatasının ince olması. Hmm. Şimdi daha çıtır çıtır geliyor sanki bunda. Yanına bakalım. Burada kadayıf tadını almadım. Bak bu kadayıflı gibi. Hı-hı. Sanki fıstıklı kadayıf yiyorsun. Ama bunda sanki içinde krokan varmış gibi. Hı-hı. Çıtır çıtır bir şey tat var ama. Ya belki de tabii bu biraz da paketli olduğu için şey de olabilir. Hani daha az taze. Bu daha tazedir. Paketli olmadığı için. Herhalde tamam. Daha çıtırtısı. Ve daha bunda kadayıf var zaten. Kocaman kocaman kadayıf var yani içinde. Şu daha da şöyle. Yenilebilir. Benim için. Çok çikolata severler için o da okey ama onun da çok bariz şey tadı geliyor yani. Fıstıktan kadayıf yiyorsun. Bu yenilebilir. Evet. Bunu tüketebilirim mesela ama onu yiyemem. Yani bu arada 450 lira. Bunda tanesi 100 liraydı. Ben bir yerde daha denedim. İstanbul'da. O da 100 liraydı galiba. O da buna benzerdi. Genelde pastanelerin ve galiba evet, mağazaların yaptıkları daha büyük kalıplarda oluyor. Evet. O yüzden bence kalıp farkından dolayı da bol bol çikolata koyuyorlar. Bir de Bulutların zaten kendi çikolatası da var. O yüzden onu da kullanmışlardır. Evet. Bunun için. Ama şunun da 100 lira olması, şu küçük bir kibrit kutusu kadar çok
Pahalı. Artık moda oldu ya. Herkes deniyor. Yani ben de hani o görenlerden zaten hani çok fazla izlediğim için gördüm. Hani gerçekten de bir konu etmek istedim. Ben Sinan'dan duydum. Amerika'daki kızımdan. Anne diyor Dubai çikolatası varmış diyor. Ondan yedin mi hiç? Anneciğim o ne dedim ya? Dubai çikolatası ne? Takıda yıkıyormuş diyor. Ama bak bu evet. Bu gidiyor, akıyor tüketebilirim. Bu. Bu akıyor. Ama tabii kadayıfı bizim dilde Dubai'nin meşhur etmesi biraz can sıkıcı. Ne yazık ki. Neyse en azından test etmiş olduk ama. İkisi de güzel. Bu da güzel, o da güzel ama ben tabii hani hem boyut için hem de daha az çikolata olduğu için yeni tercih ederim ama şimdi yerli ve milliyi de kaptırmak istemem. O yüzden buruklar da güzel. O da güzel değil diyemem. Sadece biraz daha az çikolata olsa daha güzel olurdu bence. Evet. Bayağı iyi. Şimdi Muda'dayız. Şöyle bir gömlek buldum. Doğrusu annem buldu. Şöyle yapınca hani biraz böyle boyu şey ama bir tık daha verdiğimde güzel olacağını düşünüyorum o yüzden. Alacağım. Bir de şöyle bir sivet buldum. Yani bunun da böyle içi şurası hani sanki içinden giymişsiniz gibi ama değil. Aynı şekilde burası da böyle. O yüzden rahat aslında ama benim böyle çok sivetim var. O yüzden vazgeçtim. Bunu bir de diğer rengi var. Onu da bir deneyeyim. Aynısının bir de bu rengi var. Yani aslında çok güzel rengi ama çok büyük. Daha da böyle kocaman oldu. O yüzden bunu bırakacağım. Uzun zaman olmuş buraya gelmeyeli. Yanımıza çantalık verdiler. Benim buna şeyler hemen olur biliyorsunuz. Çok seviyorum. Çok hoşuma gitti. Çok iyi değil mi ya? Ayrıca da bir mekanın tuvaletini anlarsın ya. 5 çeşit sabun var ve tertemiz kokuyor. Çok özlemişim burayı. Sonunda geldik. Dedim ne saçmalık şey ya. Kebaba limon sıkıldığında ilk kez duyuyoruz. Ben de. Kebaba limon sıkılmaz. Yani şu rüzgar benim gideceğim gün esmeye karar verdi. Gerçekten inanılmaz. Şimdi bulutlara gittik, alacaklarımızı aldık ve dönüş vakti yaklaşıyor artık. Yeşil fırından da bir şeyler aldık, çok güzel oldu. Ha şimdi kara pizzadan pizza söyledik bugünün son günü şerefine. Ve akşam yolcu yolunda yiyerek gerçekten. Ya. Aa, çok güzelmiş. Bayıldım. Çok tatlı. O ben götürürüm ki. Gelmeyi en çok istediğim yerdeyim.
sporla geldik. O kadar iyi olmuş ki anlatamam. Yani eskiden Atatürk Havaalanı'na nasıl gidiyorsak şimdi de öyle geldik. Çok iyi olmuş. Hiç böyle bir şey, trafik falan kaygısı olmadan geldik. Mükemmeldi. Gerçekten bunu çok sevdim. Aslında Starbucks'a gidecektik ama fiyatları görünce 20 euroya denk geliyor. Dedik ki onun yerine pizza yeriz. Bir Türk kahvesi bir tane daha şaşlı 3 peynirliğe 20 euro ediyor. O yüzden dedik ki en azından bir ikişer şey gelelim, rahatlar oturalım. Hani böyle takılalım. Bir tane pizza, bir tane de patates kızartması söyleyeceğiz. Patates kızartması da burada. İkisi, iki kişiyi çok rahat doyuracak. Çünkü diğer türlü zaten bir kişi bile doymayacaktı. Hem bir içecek, bir tane yiyeceğin fiyatıydı. O yüzden burası şu anda çok mantıklı ve çok rahat. Bu arada e-pasaportta geçtik. Hiç sıra beklemedik. Temassız valizlerimize temassız verdik. E-pasaporttan geçtik ve gerçekten çok güzeldi her şey. Bence e-pasaport çoğu insanda var ama kimse bilmiyor. Çok güzel geldi. İkiye bölmüşler bir de. Yani şu an Starbucks'tan daha iyi bir yerdeyiz. Güneşli bir İstanbul'dan sonra. Evet, biraz güneşi depola. Yani bizi, birazdan olmayabilir. Bizi nasıl bir hava bekliyor acaba Berlin'de? Çünkü çok üşüyeceğimizi düşünüyorum şu an. Bayağı üşüyeceğiz bence. Metre yükseklikte saatte 700 km hızla Bulgaristan hava sahası üzerinde uçuşumuza devam ediyoruz. Bulgaristan takiben Romanya, Macaristan, Slovakya, Çekya ve Almanya hava sahalarını kullanarak Berlin uçuşumuzu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 1 saat 40 dakika sonra Berlin için alçalmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2 saat 5 dakika sonra da Berlin'de olmayı planlıyoruz. Son aldığımız bilgilere göre Berlin'de hava sıcaklığı 18 derece, parçalı bulutlu bir hava sizleri bekliyor. Bulunduğumuz irtifadaki yer yer sıcaklık ve rüzgar değişikliklerinden dolayı hafif şiddetli türbülansa karşı karşıya kalabiliriz. Endişe edeceğiniz bir durum yok. Sizleri tekrar Berlin yaklaşmada bilgilendireceğiz. Hepinize keyifli işler dileriz. Teşekkürler. Havaalanı market alışverişi. Sen dedim ya.